Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün vatan evlatlarını... Türkiye bu hafta Ankara'da yapılacak olan meclis başkanlığı seçimlerini heyecanla bekliyor. Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak olan birinci ve ikinci tur oylamalarda adayların 3'te 2 çoğunluk alması gerekiyor. İlk iki turda meclis başkanı seçilememesi durumunda çarşamba günü yapılacak olan üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 276 rakamı aranacak. Bunun da sağlanamaması durumunda en fazla oyu alan iki aday yarışıp en çok oy alan meclis başkanı seçilecek. Aynı şekilde hukuku ve adaleti de siyaset dünyasının dışında... Salı günü yapılacak olan ilk iki turda 4 partinin adaylarından hiçbirinin 3'te 2 çoğunluğa ulaşmasının mümkün görünmediğini söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan, bu yüzden salı günü bir sonuç alınamayacağını belirtti. Üçüncü tur oylamada da İktidar Partisi adayının, şu anda AKP'nin adayının 276'yı bulabilmesi zor görünüyor. Eğer MHP ve HDP 3. turda adaylarını çekip Sayın Deniz Baykal'a destek verirlerse, ki olması gereken bu, 3. turda bu işin bitmesi lazım. Bitmediği takdirde 4. turda en çok oyu alan aday seçilecek. 4. tura kalırsa da muhtemelen AKP'nin adayıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Baykal 4. tura kalacak ve ben devlet tecrübesine istinaden tarafsız kalacağı dair yaygın inanca istinaden MHP'nin ve HDP'nin, hatta AKP'nin bir kısım milletvekilinin Sayın Deniz Baykal'a oy vereceğini düşünüyorum. Çarşamba günü çok büyük bir sürpriz olmazsa Sayın Deniz Baykal Türkiye Cumhuriyeti'nin meclis başkanı olarak görevine başlamış olacak. Koalisyon görüşmelerinde 14 maddelik ilkeler listesinin Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kabul gördüğü takdirde oturulup konuşulabileceğini belirten Özcan, Ankara'da İBRE'nin AKP-CHP koalisyonunu gösterdiğini, ancak buna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıcak bakmadığını söyledi. 14 ana ilke ileri sürdük, koalisyon ilkelerimiz diye. Bunu hatta bastırdık, Türkiye'ye de dağıttık. Bunun içinde yolsuzlukların üzerine gidilmesi var. Bunun içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın anayasal sınırları içerisine çekilmesi var. Bunun içerisinde emekliye 2 maaş ikramiye, asgari ücretin 1500 lira olması, mazotun 1,5 liradan köylümüze verilmesi, taşeron işçimize kadro verilmesi, onları var. Bizim o 14 ilkemize baktığınızda zaten yolsuzluk yapılmışsa bunun üzerine gidelim. Buna kim karşı çıkacak? Veya emekliye 2 maaş ikramiye verelim. Buna karşı çıkıyorsa zaten oturup konuşmanın bana göre çok fazla bir anlamı yok. Ama İBRE, Arzu Hanım, tabii bu benim kişisel tahminim. Ankara'da İBRE biraz AKP-CHP koalisyonuna doğru dönmeye başladı. Ben tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu formüle sıcak bakmadığını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde özellikle meclis başkanının seçilmesinden itibaren 3-4 gün içerisinde Ankara'daki tablonun netleşeceğini tahmin ediyorum.